Bir püf noktası videosuna daha hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle pompon yapma aletiyle pompon yapacağız. Gördüğünüz gibi bende iki tane var. Biri oldukça küçük, biri büyük. Ben bugün bunu kullanacağım. Çünkü böyle de bir kalın ip kullanacağım. Pomponum da büyük olsun istiyorum. O yüzden bize bir makas lazım bunun için ve aletimizin kendisi tabii ki. Öncelikle şöyle bir parça ip kesiyorum. Bununla sonradan bağlama yapacağım. Bunu kenara koydum. Şimdi bu aletimiz nasıl? Şöyle göreceğiniz gibi siz zaten ellemeden her tarafı açılıyor. İki tarafı açılıyor bu şekilde. Ve şöyle de ortasından ayrılıyor. Yaptıktan sonra ayırarak pomponu çıkartıyoruz. Şimdi bunu böyle ayıracağız ve bir tarafına ipi dolayacağız, kapatacağız, diğer tarafına dolayacağız. Sonra da hepsini birlikte keseceğiz. Ben şimdi başlıyorum. Şöyle aldım ipimi. Bunun etrafından saracağım. Ve aynı noktada tutmaya özen gösterin. Zaten biraz sardıktan sonra o duracak. Bu şekilde ipimi etrafından doluyorum. Ben şimdi devam edeceğim. Gayet kalın bir şekilde saracağım burayı. Ondan sonra dönüyorum. Bunu yeterince sardım. Şu ipimi şöyle kesiyorum. Bakın böyle. Burayı kapattım. Şimdi sıra buraya geldi. İpimi aldım. Ve aynı şekilde bu tarafı da saracağım. Bu tarafını da aynı şekilde sardım ve kapattım. Şimdi ne yapacağız? Makasımızı alacağız. Şuradan başlayarak şöyle ortasından geçirip keseceğiz. Şöyle çok tatlı. Önceden ayırmış olduğum ipimi aldım. Bakın bu ortadan şöyle geçiriyorum. Sıkıyorum. Önce şöyle basit bir düğüm yaptım. İyice sıktım. Bir daha da dolayabilirsiniz sağlamlamak istiyorsanız. Tabii iyice sıktığınızdan emin olun. Sonradan pomponunuzun açılmaması için. Bir kere daha düğüm yapıyorum. Şimdi sağlam bir düğüm atacağım. Bir daha atacağım. Önce buraları açıyorum. Ve sonra zaten kendiliğinden açıldı. Şöyle ve kocaman bir pomponumuz oldu ve ne kadar düzgün çıktı. Görebileceğiniz gibi sadece şurada bir tane fazlalığım var. Kesiyorum. Bu arada ben de bu pompon yapma aletini ilk defa şu anda kullanıyorum. Çok uygun fiyatlı bir şey bu. Herhangi bir işte ip satan yerden alabilirsiniz. Bakın ne kadar düzgün pompon çıkartıyor. Hiç uğraşmamıza gerek kalmayacak bundan sonra. Ve bu şekilde kullanabilirsiniz. Ben kartonla da yapıyorum. Başka bir videomda onun da nasıl yapıldığını göstereceğim size. Pompon yapma aletiyle de işte pomponumuz böyle oluyor. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve abone olmayı unutmayın. Yorumlarınız çok kıymetli. Bekliyorum yorumlarınızı. Bir sonraki püf noktası videomda buluşuncaya kadar şimdilik hoşça kalın.